enerji rezervlerinin ekonomik boyutu ve Türkiye için önemi başlıklı panel için hocamızı çağırdı sağ olsun seminerini vermek üzere. Kendisi benim de Medipol'den part time olarak ben oradayım. Arkadaşımdı sağ olsun. Yeni tanıştım. Tabii konusunun bize burada ekonomik boyutuyla herhalde alacak ki bizim esas da ekonomi alanında, sosyal araştırma alanında, uluslararası ilişki alanında, kendi alanında, eğitim alanında, stratejik alanlar alanında çalışmalar yapıyoruz. Biz bu konuyu geçen sene, aslında 2019 yılı içerisinde nerede yaptık? Marmara Üniversitesi'nin Sultanahmet'teki salonunda yaptık hocam. Orada da rektörlük salonunda yaptık. Orada da eski emekli büyükelçimiz katıldı programımıza. Enerji Bakanlığı'ndan bir daire başkanı katıldı. Bir de Yalova Üniversitesi'nden az önce ismini hatırlayamadım da Abdurrahman Hoca gibi bir ismi aklımda kaldı. Ali Osman Karaboğlu katıldı hocam. Konu çalışmıştık. Konu şu anda da gündem sıcak. Biliyorsun malumunuz. Libya'yla da yapılan son anlaşmada da artık biz bir şekilde burada var olduğumuzu söylüyoruz. Artık Cumhurbaşkanı da yeni gemi daha buraya göndereceğini söyleyerek bu sularda Türkiye'nin de varlığını şiddetle vurguluyor. Dolayısıyla sıcak olan bu gündemde inşallah biz değerli, kendimiz de değerli görüyoruz. Biz değerli dinleyiciler için siz değerli hocadan bunu dinlemek istiyorum. Katıldığınız teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir toplantı olması diye diyoruz. Sizi kürsüye alıyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Çok kısa bir kendimi tanıtacağım. Sonra sunuma başlayacağım. Doçent Doktor Serhat Yüksel. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesiyim. Aslında çalışma alanımız finans bankacılık ama doçent doktor Hasan Dinçer hocamla birlikte 1,5 yıldır çok ciddi anlamda enerji konularıyla ilgileniyoruz. Daha çok yenilenebilir enerji, karbondioksit emisyonu tarzı araştırmalar yapıyoruz ama tabii konuya en önemli sıcak gelişme olarak da Doğu Akdeniz'de bizim önemli konularımızdan biri oluyor. Şimdi buradaki sunumumuzun asıl amacı da şu. Hani şöyle yaklaşık 35-40 dakika sürmesini planladım. Bilgilendirme sunumu aslında. Biraz daha buradaki hedefimiz, bu çok önemli bir konuda genel olarak bizim yaptığımız araştırmalarda halkın bilinçlilik seviyesi çok kötü. Hatta şöyle de bir durum var. Öğretim üyelerinde bilinçlilik seviyesi çok iyi değil. Biz burada sadece konunun ana hatlarıyla ortaya koyup bu konuyla ilgili önemli hususları vurgulamak istiyoruz. Biz ekonomistiz, tabii ki ekonomi boyutuyla alıyoruz ama ve mümkün mertebe prensip olarak da siyasetin hep dışına çıkmaya çalıştık. Ama maalesef bu Doğu Akdeniz çalışmalarında ister istemez siyasete biraz girmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında Doğu Akdeniz 3 boyutla ele alınabilecek bir konu. Bir ekonomi boyutu çok önemli. Hukuki boyutu var. Bir de politik boyutu var. Ve maalesef artık hani bütün bilim dalları burada birbirine girmiş olacak. Dediğim gibi biz burada Doğu Akdeniz'de neler oluyor, Türkiye için bu ne kadar önemli, biraz bunları paylaşmak istiyoruz. Şimdi genel itibariyle sunum 12 başlık ama çok uzun sürmeyecek. Hani bunları tek tek bir ele alacağız gibi düşünmeyin. 12 başlığımız var. Bu 12 başlıkta da genel olarak önce çok kısa, yani herkes bu alanda çalışmıyordur. Enerji ve enerji finansmanı kavramları hakkında çok kısa durmak istiyorum. Daha sonra Doğu Akdeniz neresi? Hani bir dizide bir ibare var. Kıbrıs'ta askerlik yapıp Kıbrıs'ı Karadeniz'de zannedenler var hani tarzından. Şimdi tam olarak bu bölge nereyi anlatıyor? Biraz onlara bakacağız. Sonra buradaki enerji rezervlerinin ekonomik anlamı ne? Şimdi birazdan detaylarına gireceğim ama bir sürü ülke ve bir sürü donanma orada. Yani çok ciddi bir stratejik bir boyut var, politik bir boyut var. Niye? Hani sosyal medyadan gördüğümüz Doğu Akdeniz kaynıyor ibaresi var. Bu kaynamanın sebebi ne? Oradaki ekonomik büyüklükte. Peki bu rezervlerin Türkiye için önemi nedir? Yani bize ne katabilir buraları? Biraz bunlara gideceğiz. Daha sonra burada çok tartışılan birkaç kavram, haddim olmayarak ben de gideceğim. Kıta sahanlığı kavramı var. Daha sonra burada Doğu Akdeniz bölgesinde arama ve arama faaliyetlerini sürdüren hem ülkeleri hem şirketleri konuşacağız.
Yine münhasır ekonomik bölge kavramı çok tartışılıyor. Ne demek? Kimin hangi bölgeleri var orada? Onlara bakacağız. Yine 8. başlıkta buna paralel olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki münhasır ekonomik bölgeler nelerdir? Onları biraz konuşacağız. En sonunda da enerji güzergahları. Enerji güzergahları, burada var olan enerji güzergahları, bir de var olması hedeflenen enerji güzergahları nedir, olabilitesi nedir? Bunları biraz tartışacağız. Bunun akabinde Türkiye'nin şu anda Doğu Akdeniz bölgesinde yaptığı faaliyetler nedir? Şimdi parça parça bilgiler oluyor. İşte Yavuz gemisi gitti, Yavuz gemisi ne yapıyor? Barbaros gemisi gitti, Barbaros da Yavuz'un farkı ne? Bunlar ne yapıyor, tam olarak amaçları ne? Biraz da bunları ele alacağız. Daha sonra son zamanlarda burada olan önemli gelişmeleri biraz çok kısa tarih, çok kısa geçmişe dönerek kronolojik bir inceleme yapacağız. En sonunda da kendimizce yaptığımız araştırmalara bugüne kadar bazı önerileri paylaşmak istiyoruz. Çok kısa bir enerji ve enerji finansmanı kavramlarını hatırlayalım. Enerji, bildiğiniz üzere, günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Enerji o kadar önemli ki kullanmasak olmaz. Hani ekonomik tabiriyle mecburiyiz. Zaruri bir maalesef için. Nerede kullanıyoruz? Isınma, aydınlatma, elektrikli cihazların çalışması, her yerde bunları kullanıyoruz. Bu çok önemli. Peki nerelerden biz enerji temin edebiliriz? Yenilenemez kaynaklar var. Yani bunlar fosil yakıtlar, kömür, nükleer ve doğalgaz burada ön planda ki bizim bugünkü temamız olan doğalgaz rezervleri aslında yenilenemez enerjilerdir. Bir de yenilenebilir enerjiler var. Burada güneş, rüzgar, biyokütle, hidrolik enerji gibi bu enerjiler de kaynağını doğadan alır. Hiçbir zaman kaynağı bitmediği için kendi kendini yenilediğinde biz bunlara yenilenebilir enerji diyoruz. Yenilenebilir enerjiler şu anda günümüzde çok popüler. Ama çevre dostu ülkeler ve firmalar bunları destekliyor. Fakat bu deminki slide'da gösterdiğim yenilenemez enerji kaynaklarını çöpe atamıyoruz tabii. Şu an Çin'de ciddi anlamda kömür kullanılıyor. Hatta bugünkü konumuz da yenilenemez enerjiyle alakalı. Peki enerji finansmanının önemi nedir? Hayati bir öneme sahip tabii ki. Çünkü enerji olmazsa olmaz bir ürünse biz bunu temin etmemiz lazım. Dolayısıyla bizim enerjiyle ilgili yatırımları arttırmamız lazım. Ama buradaki sıkıntı şu, enerjiler çok yüksek maliyetli. Bu yüksek maliyetleri nasıl temin edeceğimizde bir sıkıntı. Hatta zorlanıyoruz, edemiyoruz. Volatilitesi yüksek, piyasadaki hareketlilikten çok etkileniyor. Dolayısıyla aslında kendi kaynaklarımıza sahip olsak finansman sorununu da minimuma indirebilecek bir hale geleceğiz inşallah. Peki, şimdi başlıyorum. Doğu Akdeniz tam olarak nereyi kapsıyor? Doğu Akdeniz neresi? Bu genel bir harita, benim çizdiğim yer Doğu Akdeniz. Aşağıdan başlıyorum, lütfen dikkat edin. Libya, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye ve Yunanistan. Ağırlıklı olarak bu ülkeler var. Tabii ki Kıbrıs da burada. Dikkat etmenizi istediğim birkaç şey var. Libya darbe görmüş ve sosyal hareketlerle başkana indirilmiş bir ülke. Mısır keza aynı. Diktatör diye tabir edilen başkan indirdikten sonra yerine gelen seçimli başkana darbe yapılmış bir ülke. Yani sorunlar devam ediyor. İsrail zaten apayrı bir dünya. Lübnan İsrail baskısı altında. Suriye'yi biliyorsunuz iç savaş var. Türkiye maalesef darbe girişimi ve terör sorunlarıyla karşılaşmış bir ülke. Yunanistan ekonomik krizi ciddi anlamda yıllardır yaşayan ve şu anda da ekonomik kriz çözülmemiş bir ülke. Yani şu anda halı altına süpürülmüş. Kıbrıs zaten oldum olası biz işgalci konumundayız. Onlar da işgal edilmiş ülke konumunda. Bir kısım Güney Kıbrıs'ı tanımıyor. Bir kısım da maalesef Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor. Şimdi hep başında söyledim, politikadan uzak kalmaya çalışıyoruz ama kalamıyorsunuz. Ekonomik anlamda Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin asıl kavganın çıktığı yer bu. Etrafındaki bütün ülkelerde sorun çıkıyor. Şimdi bunların tesadüf olduğuna ben şahsen çok inanmıyorum. Ama Doğu Akdeniz neresinin cevabı bu ülkeler işte. Peki
enerji rezervlerinin ekonomik büyüklüğü ne? Asıl yavaş yavaş konumuza geliyoruz. Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin ekonomik büyüklüğü nedir? Şimdi tüm bölgede farklı farklı kaynaklardan farklı farklı açıklamalar geliyor ve açıklamalar sürekli update ediliyor. 40 trilyon metreküp doğalgaz olduğu iddia ediliyor tüm bölgede. Aslında bu Amerikan Jeoloji Derneği'nin araştırmaları ama Kıbrıs bölgesindekinin de 3,5 trilyon metreküp olduğu söyleniyor. Bazı çalışmalar görebilirsiniz, 20 milyon diyen var. Tüm yerde 3,5 trilyon olduğunu söyleyenler var. Bir de 1,7 milyar civarında petrol rezervi var. Şimdi bunu rakama çevirelim. 3 trilyon dolarlık bir bölge. Yani 10 taneden fazla Türkiye'de aramız. Şimdi bir başka tabirle de 570 yıllık enerji ihtiyacı var burada. Dolayısıyla zaten bu rakam, hani yukarıdaki rakamların hangisi doğru, hangisi yanlış, bunlar Amerikan Jeoloji Derneği'nin açıkladığı rakamlar. Hangisi doğru? Yani onda bir bile bizim olsa zaten 57 yılda az değil. Hani o anlamda söylemeye çalışıyorum. Rakamların farklı yerlerde 573 diyen var, 600 diyen var, 572 diyen var ama buradaki önemli nokta, yani bizim için hayati öneme sahip bir rezerv oldu. Herkes tarafından malum artık. Bu 570 mi? 57 yılda doğru. 570. 3,5'a bakarsanız 57 anlaşılıyor ama 40 milyar oldu yani. Orada biraz da insanların nasıl anlatmaya çalıştığına bağlı. Şu ana kadar, bir de önemli olan nokta şu, şu ana kadar tespit edilmiş rakamdır. Şu anda, şimdi bunları tespit etmek de kolay değil, ciddi bir teknoloji var. Şu ana kadar tespit edilmiş, belki 6 ay sonraki bir araştırmada bunun 3 katı daha bulunacak. 2 katı daha bulunacak. Yani burada şu anda net olarak bildiğimiz ciddi bir potansiyel var. Yeni rezervler tespit edilebilir, araştırmalar devam ediyor. Peki Türkiye için ne kadar önemli? Türkiye 30 milyar, 32 milyar, ortalama 30 milyar dolar diyelim enerji ödeme yapan bir ülke. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki enerjinin ekonomik büyüklüğü, bizim ekonomimizden biraz daha varil, metreküp bunlar nedir derseniz çok ciddi anlamda bir ekonomik büyüklüğe sahip. Peki Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin Türkiye için önemi nedir? Şimdi kabul edelim, Türkiye ekonomisinde bazı ekonomik kırılganlıklar var. Ekonomi zaten Türkiye'nin en yumuşak karnı olarak ifade ediyor. Yani herhangi birine sorsanız Türkiye ekonomisindeki en yumuşak karın neresidir? Zaten herkes cari işlemler açılır. Kimi ne kadar gerçeğini biliyor, açıklamasının ne olduğunu, cari açığını bilmiyorum ama hani genelde söylenen herkesin cari açığımız büyüktür. Peki cari açık ne demek? Kısaca bir tanımlayayım. Herkes bilmek zorunda değil. Ülkeye giren dövizin, ülkeden çıkan dövizden az olması. Dolayısıyla biz açık veriyoruz ve bu açığı kapatmak zorundayız. Peki, Türkiye ne kadar cari açık veriyor? Ortalama 40 milyar dolar civarı cari açık veriyor. Peki cari açık verirseniz ne olur? Döviziniz, sizin artık döviz almak zorunda olduğunuz ortaya çıkar. Ve bu da dövize baskı yapar. Yani sizin ihtiyacınız olan şey sizin için kıymetli bir hale gelir. Bir de peki tamam kıymetli, çağrınız gelir diyemiyoruz. Çünkü Türkiye'de reel sektörün ciddi anlamda döviz borçluluğu var. Bunun temel nedeni de dövizle yapılan borçlanmaların TL ile yapılan borçlanmalara kıyasla faiz oranının düşük olması. Dolayısıyla bunu tercih ediyorlar ve Türkiye'de ciddi bir reel kesimin döviz borçluluğu var. Bankacılık kesiminin de döviz borçluluğu var ama bankalar bunu türev ürünlerle hedge etmiş durumda. Şu an bankaların döviz riski açık pozisyonu yok ama reel kesimde ciddi bir açık pozisyon var ama reel kesimde sorun olursa zaten bankacılık kesimde de sorun olacak. O kaçınılmaz bir durum. Burada önem arz eden husus ise bu cari açık rakamının en önemli kalemi enerjidir. Yani birazdan net rakamları göstereceğim. 40 milyar dolar dedi ki ortalama aklımızda kalsın diye. 30 milyar doları enerjiden geliyor. Yani 30 milyar dolar almak zorundasınız. Yani vermek zorundasınız. O kadar enerji almak zorundasınız. Dolayısıyla şu ortaya çıkıyor artık. İnsanlar sıkılmış durumda, yetkililer şunu diyor. Enerji dışı bizim cari açığımız yok bak. Enerjiye mecburuz, vereceğiz. Ama enerji saymazsa bizim cari dengemiz iyi demeye başlıyorlar. Dolayısıyla aslında biz Doğu Akdeniz'deki kendi enerji rezervlerimizi kullanabilirsek Türkiye artık enerji ithal etmeyecek.
Hatta hani 500 küsür yıl veya 50 yıl dediğimiz rakamlara sahip olursak belki komik geliyor ama ihraç bile edebileceğiz doğalgaz. Dolayısıyla ekonomik anlamda Türkiye için ciddi önem arz etmekte. Şöyle bir rakamlara bakalım. Çok tabloyla sıkmak istemiyorum ama Türkiye 2017 yılında 47 milyar dolar cari açık vermiş. Lütfen enerji rakamına bir bakalım. 32 milyar. Şuradan görüyoruz. Hatta enerji dışı 14 milyar sadece vermişiz. 2018'e lütfen bakın, 27 milyar dolar cari açık vermişiz. Enerjide 38 milyar dolar. Yani yetkililer haklı. Enerjiyi saymazsanız 11 milyar dolar fazlamız bile var. Yani biz 38 milyar, hadi ihracat yapmayalım, 38 milyar doları da kendimiz ürettik. Şuradaki olaya bakın. Şuradaki kâra bakın. Yani şuradaki potansiyele bakın. Şimdi bir iki kavram çok önemli burada. Zaten kargaşalardaki olay da bu. Kıta sahanlığı kavramı. Şimdi coğrafi olarak kıta sahanlığı kavramına bir kere muhatap olmanız için kıyı ülkesi olmanız lazım. Yani bir deniz sınırınız olacak. Sizin sınırlarınız hani bizi Türkiye'ye ele alır. Akdeniz'de bitiyor ya, deniz başlıyor. Aslında sınırınız bitmiyor. Belli bir bölgeniz sizin. Oraya biz kıta sahanlığı diyoruz. Bu 1958 yılındaki Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nde tanımlanmış. Bu tanımı nasıl yapmışlar? Siz denizden sonra devam ediyorsunuz. Yerin altına 200 metre inene kadar sizin orası. Gayet net, güzel bir tanım. Hani gidiyorsunuz, hani 2 metre daha aşağı indim, hani boy verdim 2 metre, devam ettim. 200 metre alta girene kadar sizin. Sizin ne demek? O bölge, sizin artık normal karadan farkınız yok. Balık varsa tutabiliyorsunuz. Petrol varsa çıkartabiliyorsunuz. Hikaye bu. Peki sıkıntı ne? Bakın şöyle şekilden ifade etmek istiyorum. Burada sizin bittiğini düşünün. Antalya'nın burası olduğunu varsayın. Devam edin. Şu 200 metreye kadar Türkiye'nin, yani sizin ülkenizin oluyor. O bölge sizin. Tamam. Cenevre Sözleşmesi de var. 200 metrede belirlenmiş. Sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Akdeniz'de, Ege Denizi'nde her yer birbirine girmiş. Ya parça parça adalar var ya, Yunan adaları. Onlar Yunanistan'ı. Ama Antalya benim. Bodrum benim. Karşıdaki ada Yunanistan'ı. Şimdi arada 200 metrelik bir de Ege Denizi'ni gittiyseniz bilirsiniz. Gide gide derinleşmez. Yani 200 metre çok büyük bir alan ifade ediyor orada. Şimdi orada sıkıntı başlıyor. Çakışmaya başlıyor bunlar. Ya evet, Cenevre Sözleşmesi'ne göre burası benim. Ama o da diyor ki burası da benim. Kesişim kümesi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Cenevre Sözleşmesi aslında çok bu problemi çözmüyor. Şöyle bir ada göstermek istiyorum. Bakın şurası Kaş. Kaş'ın biraz güneyine bakın. Yuvarlakla çizdiğim yer Yunanistan'a ait. Meis Adası. Bakın Meis Adası, bildiğiniz Rum Adası. Kaş'ın hemen yanında, hani taş atsanız adamlara gelecek. Peki büyük haritayı çizeceğim şimdi. Aslında burası neresi? Bakın. Atina'ya bakın. Nokta olan yer Yunanistan'a ait. Diyor ki burası benim karısı. Neredeyse Ankara'ya kadar benim diyecek adam. Hani 200 metre olayını şey yaparsınız. Şimdi burada da bir sürü ada ve adacık da olduğu için iş birbirine girmiş. Neresi kimin? Bu anlaşılmıyor. Bu Yunanistan'ın ilan ettiği, yayınladığı kıta sahanlığı sınırları. İlan etmesine gerek yok kıta sahanlığı için. Bakın şu bölgeleri kendilerine almış. Türkiye'ye sadece yukarıyı bırakmış. Kuzey Kıbrıs'ı tanımadığı için sarı bölgeyi de komple Güney Kıbrıs'ındır demiş. Sarı bölgeye komple Güney Kıbrıs'ın diyor. Yukarıdaki bölge Türkiye sizindir diyor. Allah razı olsun. Aşağıdaki bölgeleri ise şey yapıyor. Bunlar da benimdir diyor. Peki bu burada bitti mi? Bu da Türkiye'nin ilan etti. Türkiye'de ben de diyor bunların, bu çizili yerlerin hepsi benimdir diyor. Dikkat edin, Girit Adası da var. Onu da şöyle yapıyor. İstanbul Anlaşması'na göre buradaki adacıkların bazıları Türkiye'ye verilmiş. Ben de oradan başlatırım. O diye meydan. Yani. Burası, buralarda bir iki adacık bizimmiş. Ben de oradan başlattım. Girit'i de aldım diyor. Etrafında da. Yani Girit benimdir demiyor bak. Bölgesindeki her yerdeki araştırma yapabilirim. Balık tutabilirim. Girit senindir ama etrafındaki kıta sahanlığı da benimdir diyor. Zaten şurayı da bakın, sağ tarafı da Kuzey Kıbrıs'la ilan ediyor.
Ve oraları da aslında Kuzey Kıbrıs aracılığıyla tekrardan bizim aramamıza... Kuzey Kıbrıs'ı da bizim açımızdan düşünürsek bu yukarıdaki çizginin tam ortadan bölmesi gerekmiyor mu Kıbrıs'ı? Veya aşağıda. Girit'te olduğu gibi. Veya Lübnan tarafına. Kuzey Kıbrıs'ı bizim kabul etmiyor. Kuzey Kıbrıs'ı ayrı bir kıta sahibi için. Ayrı bir devlet seçtiği için. Peki, şimdi aslında bazılarınızı şaşırtacak yerlere geliyoruz. Doğu Akdeniz'de şu anda hangi ülke ve şirketler arama faaliyetleri? Şimdi arkadaşlar, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerini yapan ülkeleri ben iki sınıfa ayırıyorum. Bir, o bölgeye sınırı olan, dolayısıyla arama yapmak hani mantıklı olan ülkeler. Bir de o bölge sınırı olmayan birçok ülke de bu. Kim bunlar? Neler var? Şimdi bölge sınırı olanlardan başlıyorum. Türkiye, İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Lübnan, Suriye ve Libya. O bölge zaten demin Doğu Akdeniz'i tanımladığımız yerler değil mi bunlar? Onlar zaten orada yapabilir. Bir de bakın orayla alakası olmayanlar var. Amerika Birleşik Devletleri orada. Donanmasıyla orada. Tatbikat yapıyor. Rusya orada. Suriye limanını zaten şu anda onlar kontrol altına alıyor. İngiltere garantör devlettir Kıbrıs'ta. Yine olma hakkı vardır. Fransa ve İtalya da orada. Şu an orada arama yapıyorlar. Nerede yapıyorlar? Kim yaptırıyor? Şimdi onlara geliyorum. Onlardan önce de hangi şirketler? Türkiye ve Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'la alakalı olarak Amerikalı Exxon Mobil ve Noble firmaları, bunlar çok büyük firmalar enerji sektöründe. Fransız bildiğiniz Total firması, İtalyan Eni firması, Güney Koreli Kogaz firması, Kore Gaz'dan geliyorlar. Ve maalesef Katar Petroleum firması, o da burada. İngiliz BP ve İsrailli Delek ve Amner firmaları da burada. Rusya'nın nesi var? Rusya şu anda donanmalarıyla orada. Daha pazarlıkları devam ediyor. Şimdi bakın, hangi parselde, birazdan açıklayacağım bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çizdiği sözde 13 parsel. Sözde, biz kabul etmiyoruz. 13 parselde bakın 6'da Fransa ve İtalya var. 10'da Amerika Birleşik Devletleri ve Katar var. 11'de yine Fransa ve İtalya var. 12'de İsrail, İngiltere ve Amerika var. 9'da Güney Kore ve İtalya var. 8'de de İtalya var. 2 ve 3'te de Güney Kore ve İtalya var. Şimdi tekrar ediyorum, ben politikadan çok anlamıyorum ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin politikası bu. Ülkeleri enerji firmalarıyla yanına çekiyor. Çok net. Hani ben anladıysam herkes anlar bu politikayı herhalde. Şöyle söyleyeyim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi zaten çok büyük bir ülke değil. Yunan'ın zaten ekonomik sorunları da var. Bu ülkenin Akdeniz'in derinliğinden petrol bulacak veya çıkartacak bir teknolojileri yok. Yok. Çıkartmak istiyor bu firmaları yanına çekerek belli bir komisyonla çıkarttıracak. Aram daha çıkmadı. Araştırmalar devam ediyor. Ve aslında da bu ülkeleri bu şirketlerle yanına çekiyor. İtalyan Eni firmasını İtalyan donanması koruyor. Yani ülke de orada. Askeri birlik de orada. Bu harita çok değişebilir. Biz girebiliriz. Başka ülkeler çıkabilir. Başka ülkeler girebilir. Çok esnek, yani kati bir kanun değil. Benim şu ana kadar yaptığım araştırmalar bu. Şu anda arama yapıyorlar. Bazen aramayı durduruyorlar. Belli koşullarda zaten arama yapamıyorlar. Ama hani bu böyle kesinleşmiş değil. Olası. Şimdi birazcık münhasır ekonomik bölge kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 5. kısmında yatar. Şimdi münhasır ekonomik bölge kavramı kıta sahanlığı gibidir. Denizdeki belli bir bölge sizindir. Buradan enerji üretebilirsiniz. Başka faaliyetler yapabilirsiniz. Peki kıta sahanlığından farkı ne? Olaya petrol ve doğalgaz olarak bakarsanız aynı. Ama münhasır ekonomik bölgede siz ekstradan ürünleri de kullanabiliyorsunuz balıkçılık gibi, ama bu şu an bizi çok ilgilendiren bir kavram değil. Kıta sahanlığında ilan gerekmiyor ama maalesef son çatışmalardan sonra ilan ediliyor, ama münhasır ekonomik bölge ilan ediliyor. Böyle bir farklılığı var kanunla. Peki Doğu Akdeniz bölgesindeki münhasır ekonomik bölgeler nelerdir? Onu birazcık ben tartışmak istiyorum.
Şimdi asıl konulara giriyorum. Aslında her ülkenin kendi münhasır ekonomik bölgeleri var. Libya'nın var, İsrail'in var, Mısır'ın var. Her ülkenin kendi münhasır ekonomik bölgeleri var. Ama buradaki sıkıntı şu. Hani kıta sahanlığında ve politik olarak anlaşamadığımız Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi var ya, onlarla bizim münhasır ekonomik bölgelerimiz çakışıyor. Bu 13 Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde ilan ettiği münhasır ekonomik bölge. 13 parsele ayırıyor ve burası benimdir diye ilan ediyor. Ama işte burada çatışma başlıyor. Türkiye'nin demin gösterdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan ettiği kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeleri Güney Kıbrıs'ınkiyle çakışıyor. Peki nereler çakışıyor? Bakın bu unutmayın, Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı Girit'i de alıyorduk hani hatırlarsınız. Bu da bakın rakamlı olanlar Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği, harfli olanlar da Kuzey Kıbrıs'ın ilan etti. Güney Kıbrıs 1-13 parsele ayırıyor. Özür dilerim, Güney Kıbrıs 1'de 13 parsele ayırıyor. Kuzey Kıbrıs da A'dan G'ye kadar ayırıyor bölgeleri. 5, 6, 7, 8 bölge ayırıyor. Şimdi G, F bölgeleri 8, 9, 2, 3 ve 13. parselde çatışıyor. Biz diyoruz ki bizim, onlar diyor bizim. Öte yandan 4, 5, 6, 7 ve 1. sözde parseller de Türkiye ile çatışıyor. Bir evvel söylediğim Kuzey Kıbrıs'la çatışıyordu. 1, 4, 5, 6, 7 de Güney Kıbrıs ve Türkiye arasında çatışıyor. Buradan da daha net görebiliriz. Farklı şekilde 4, 5, 6, 7 ve 1 o sarı renkli olan Türkiye'nin benim dediği, Güney Kıbrıs'ın da benim dediği. Şuradan bakın bir beyaz çizgi var. 8, 9, 13, 2 ve 3 Kuzey Kıbrıs'ın benim dediği, Güney Kıbrıs'ın da benim dediği. Çatışma yerleri. Peki, özür dilerim. KKTC, F ve G'de nasıl kıta, münhasır bölgeye hakkı talep ediyor? Maraş bölgesinden 200 metre girildiği vakit oralara denk geliyor. Maraş. Ve Maraş bölgesini de şu an politik olarak açma kararı aldılar. Maraş bölgesinden çok kısa bahsedeyim. Kuzey Kıbrıs'ta bir bölge, Birleşmiş Milletler Savaş'tan sonra kapalı bir bölgeydi. Şu an onu faal olarak açıyorlar ve kıta sahanlığını oradan başlattıklarını ilan ediyorlar. Aslında bunlar politik hamleler. Doğu Akdeniz bölgesindeki peki enerji güzergahları ne? Bu da önemli. En öne çıkan, popüler olan, yani PR'ını iyi yaptıkları İstmet boru hattı var. Bu aslında, bakın şuradan görüyorsunuz, İsrail'den yola çıkıyor Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa'ya geçmesi planlanıyor. İşin komik yanı bu, denizin altından gidecek. Akdeniz'deki gazın İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi. Şimdi bu ülkeler çok zirve ve anlaşma yaptılar. Projenin finansmanı için bir yıla ihtiyaç duyduğunu ilan ettiler. Ve bu boruların döşenmesi için de 5 yıl süreceği söylenen. Şimdi bakın Akdeniz'in dibinden gidecek sözüm ona bu boru. Şimdi buradaki hikaye şu, Avrupa Birliği bu arada bu projeyi destekledi. Desteklediğini açıkladı. Yani destekledi de mali olarak şu kadar katkı yapacağım tarzı bir şey söylemedi. Desteklemesinin en büyük sebebi de Avrupa Birliği de enerjisini çok büyük bir oranda Rusya'dan temin ediyor. Aslında Rusya'ya bağımlı olmak istemiyor politik olarak da. Buradaki bizi ilgilendiren husus bu güzergahta biz devre dışıyız Türkiye ve Kuzey Kıbrıs olarak. Türkiye bu güzergaha ciddi tepki gösterdi. Bu güzergahın bazı sorunları var. Finansal problemleri var. 7 milyar dolarlık bir yatırım. Şimdi bakın, dini veya ırkı ne olursa olsun yatırımcı belirsizliği sevmez. Belirsizliği istemez. Kim olursa olsun. Ay arkadaş şu ülke var, bu ülke var. Orada donanma var. Türkiye vururum diyor. Benden geçerek. Geçen en son Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada biz Libya'ya geleceğim o konuya. Libya ile anlaşma yaptık. O güzergahtan gaz geçiremezsiniz diyor. Yani aslında bu İstmed'i hedef alıyor. Şimdi bakın, yatırımcı bu işe 7 milyar dolar çok yatıracağı şüpheli. Ve sadece fizibilitesi bile 100 milyon dolar. Yani çok büyük bir proje. Bir de denizin altından hani
Mühendislik sorunları da var, teknolojik problemler de var. 3,5 kilometre derinliğe gidiliyor ve oradan da aşağıdan da 2100 kilometre gidecek. Şimdi bu zaten oraları fay hattına tabi bölgeler. Fay hattı olduğu için de zaten riskli. Bir de politik riski var, Akdeniz'de donanma riski var, spekülasyon riski var, her şey var. Bir problem de şu, o kadar yüksek maliyetli ki İsrail'in kendi gazını oradan Avrupa'ya satması kurtarmıyor maliyeti. O yüzden Mısır'la anlaşmaya çalışıyorlar işte. İstemeyerek giriyoruz politika. Mısır'la anlaşmaya çalışıp biz ikisinin gazını birden oraya vermeye çalışıp, hatta belki Suriye'ye verelim. Yani benim şahsi fikrim, ütopik bir şey çok mümkün değil gibi bu proje. Ama bu arkadaşlar öyle düşünmüyor. Bakın suratlarındaki ifadeye. Çipras, Güney Kıbrıs Başkanı galiba o, evet. Öbürü de Netanyahu. Burada da bakın neşet saçıyorlar. Şimdi ikinci, peki Türkiye burada boş durmuyor. Tanap projesi var. Bakın güzergah şu. Azerbaycan'dan Türkiye'deki birçok şehri geçerek Yunanistan'dan Avrupa'ya ulaşması. Bu da Tanap. Açılımı nedir? Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı. Özetle Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmeye çalışıyoruz. Şahdeniz bölgesindeki Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya satılması. Bu transferde kullanacağız. 1850 kilometre, 20, şurada detayları yazan 20 tane ilden geçiyor Türkiye'den. Yunanistan sınırından Edirne'den İpsala ilçesini bizde son buluyor. Orada artık Avrupa'ya kadar yolu olabilir bunu. Şimdi proje ilk kez 17 Kasım 2011'de İstanbul'daki 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu'nda gündeme getirildi. 26 Aralık 2011'de Türkiye ve Azerbaycan mutabakat zaptı imzaladı. Sokar, BOTAŞ ve TPAO'da konsorsiyumun kurucu üyeleri oldu. Sokar biliyorsunuz Azerbaycan'ın dev enerji şirketi. Şöyle Türkiye içerisindeki geçtiği ülkelere bir bakın. Yani hemen hemen geçebileceği güzergahındaki şehirler bunlar. Uzun büyük resimde bu. Azerbaycan'dan bakın Gürcistan üzerinden, hatta son toplantıya Gürcistan Devlet Başkanı da katıldı. Devam ediyor. En sonunda işte İtalya. Ve bu TANAP projesi açıldı. Geçen haftalarda görmüşsünüzdür zaten. Ciddi bir açılış yaptı. Güncel gelişmelerde bu konuya tekrar geleceğim. Rezerv miktarı hocam kıyaslandığımız adıyla... Rezerv hiç önemli değil. Rezerv çok az. Ama buradaki politika şu. Doğu Akdeniz'i denizden götüreceğinize gelin Hatay'dan bize bağlayın. Yani sizin maliyetinize o 10 milyar dolar yerine çok onda bile götürebileceksiniz. Bu politik bir hamle. Şu anda zaten oradaki rezerv hani Türkiye'ye tek başına veya 500 yıllık bir rezerv değil. Halihazırda kullanılan rezervler var ama buradaki hamle politik. Ve 2-3 hafta önce bitmesi, yıllardır süren projenin de çok ciddi bir politik hamleyle. Yani bu zaten halihazırda var olan proje, siz güne buradan böyle abuk sabuk fantazilere kapılacağınızı şuradan buna bağlayın diyor. Çok daha basit. Peki, Türkiye Cumhuriyeti şu ana kadar Doğu Akdeniz'de neler yaptı? İlk olarak Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi Nisan 2017'de Doğu Akdeniz'e gönderildi. Ama asıl Türkiye'nin aksiyonları 2019'dan itibaren kabul ediliyor. Faaliyetler yoğunlaştı. Bakın Barbaros Hayrettin Paşa gemisi. Burada da Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisini donanmalarımız koruyor. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi 2 Şubat 2019'da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği sözde 9. parselde araştırma yapmaya başladı. Orada kim vardı? Bakın resmin küçük halini koyuyorum. Güney Koreli Pogaz ve İtalyan Eni firmaları vardı. Yani aslında bir meydan okuma. Biz de oradayız, bak araştırma yapıyoruz. Peki biraz sıkmadan teorik bilgilerine bakalım, bu diyebilirim. 2011 yılında Dubai'de inşa edildi. 2013'te Türkiye tarafından 130 milyon dolara satın alındı. Çok ciddi sismik ve navigasyon sistemleri, teknolojik sistemleri kullanıyor ve üzerinde de Sikorsky
helikopter pisti de var. Yani büyük, çok büyük bir gemi bunlar. Daha sonra Fatih sondaj gemisini Mayıs 2019'da Kıbrıs'ın batısına gönderdik. Şimdi sismik arama gemisi doğal gaz rezervlerini arar. Çıkarma yapmıyor. Ama sondaj gemisi atıyor ve sondajda çıkartıyor. Ha, farkı bu. Bu bizim sondaj gemimiz Fatih, ismi de güzel. Mayıs 2019'da Kıbrıs'ın batısında. Şu anda bakın Barbaros 9. parselde ama Fatih'te Kıbrıs'ın batısında. Bu eleştirildi. Aslında olmayan yerde arıyorsun, niye aşağıda aranmıyorsun diye birçok politikacı da eleştirdi. Fakat şu an tam orada olmasının nedenini biz bilemiyoruz. Yunan basını daha sonra göstereceğim ilan etti. Aslında Fatih gemisi doğalgaz buldu. Çıkartacak deniyor. Belki oralarda da var. Biz hani şu münhasır ekonomik bölgede olmak zorunda değil. Yani sadece orada mı var, yukarıda da olamaz mı biliyorsunuz. Peki, evet bu haberde bu. Rum basını Fatih sondaj gemisi 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu diyor. Duyurdular bu şekilde. Biraz bilgi verelim, bu gemiler nasıl, ne yapıyorlar hani orada, bildiğimiz hani gemiler değil tabii ki. Neredeyse Eyfel Kulesi kadar uzunluğu var. 229 metre, Eyfel Kulesi 300 metreymiş. Peki derinliğe ne kadar inebiliyor? Mariana Çukuru'ndan daha derine inebiliyor. Mariana Çukuru 10.994, 12.200 metre derine inebiliyor çekebilmek için. Peki derinliği şöyle de söylersek, Burj Khalifa binasının 15 tanesi kadar gibi hani. Galata Kulesi kadar da yukarıda sondaj kulesi var. Yukarıdaki kule o sadece. Ve 30 tank ağırlığında da yük kaldı. Bunlar dünyada 12-13 tane olan geminin 2 tanesi bunlardan Türkiye'de zaten. Ha, büyük bir yatırım bu. Asıl adı Deep Sea Metro. Güney Kore'de 2011'de inşa edildi. 229 metre uzunluğunda. Ve 210 milyon dolara 2016'da Chalfont Shipping'e satıldı ve daha sonra da bu fiyatta da, yani benzer bir fiyatta da Norveçli firmadan Türkiye satın aldı. Bundan sonraki hamlede Yavuz sondaj gemisi oldu. Haziran ayının sonunda Yavuz sondaj gemisi de Doğu Akdeniz'e 3. gemi olarak gönderildi. Bakın Yavuz da Kuzey Kıbrıs'ın doğusunda şu an arama yapıyor. Barbaros 9. parselde, Fatih Kıbrıs'ın batısında, Yavuz da Kuzey Kıbrıs'ın doğusunda şu anda arama yapıyor. 12.200 metre derinlikte yapabiliyor aramasını. İki kulesi var. Çevre dostu gemi diye de geçiyor. İçinden bir fotoğraf. Bakın mürettebat bunlarda. Bu da Deep Sea Metro 1. Öbürü 2'ydi, bu 1. 2011 Temmuz'da Hyundai firması tarafından yapılıyor. Ekim 2018'de de Türk Petrolleri anonim ortaklığına 262,5 milyon dolara satılıyor. Dördüncü gemimiz Oruç Reis. Bu da Barbaros gibi sismik araştırma gemisi. Sondaj gemisi değil bu. Oruç Reis Akdeniz'e yelken açıyor fakat daha o bölgeye tam gitmedi. 30 Ağustos tarihinde Çanakkale'den, hatta 30 Ağustos'ta seçilmiş bir gün, Çanakkale'de şehitleri selamlıyorlar ve sonra Akdeniz limanına gidiyor. Bakın yine donanmalarımızı koruyor Oruç Reis gemisinde. Ve Oruç Reis gemisinin bir özelliği var. Diğer gemilerden farklı olarak Oruç Reis gemisi Türkiye'de, Tuzla'da yapılıyor. 24.4.2012 tarihinde Tuzla'da yapılmış. 87 metre uzunluğu ve derinliği var. Peki artık yavaş yavaş neler oluyor oralarda, genel bilgileri, Türkiye'nin ne yaptığını konuştuk, genel bilgileri verdik. Peki şu anda son zamandaki gelişmeleri diye biz kronolojik olarak çok yakın geçmişi listeledik. Tsipras der ki 14 Mayıs'ta Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygularız. Peki Yunanistan kim ki Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayabilir? Bu soru geliyor aklınıza. Zaten ekonomik krizdesiniz. Ama Yunanistan değil olay. Olay Avrupa Birliği. Tsipras Avrupa Birliği'nden destek alarak yaptırım yaparız diyor. Türkiye Yunanistan'dan bir şey mi ihraç ediyor doğrusu? Hayır, bir şey mi ithal ediyor pardon? Yok, bir şey mi oraya ihraç ediyoruz? Tartışılır ama en büyük ihraççımız Avrupa Birliği. Dolayısıyla yani yaban atılacak bir tehdit değil maalesef. Önemli gelişmelerden biri 15 Mayıs'ta bakın şu ana kadar tüm ülkeleri konuştuk fakat İngiltere'nin rolü belli değil. Kilit bir rol aslında o.
İngiltere Rum egemenliğini tanımadığını açıkladı. Yani aslında hani Abdülhamit zamanında Balkan ülkeler birbirine düşürme politikası vardı ya, bu ülkeler zaten birbirine düşürmeye meyilli. Düzgün bir siyasette ben aynı olabileceğine inanıyorum. İngiltere Doğu Akdeniz'deki Rum egemenliğini tanımadığını ilan etti 15 Mayıs'ta. Amerika Dışişleri Bakanı da Türkiye'de Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu söyledi. Yine birkaç gün sonra yaptı bunu. Ve hiçbir ülkenin Avrupa'ya rehin alamayacağını iddia etti. 19 Haziran'da ise Maraş açılma kararı aldı. Kuzey Kıbrıs'taki bahsettiğim bölge. Tam orada münhasır bölgeye aldı. Aynen. Yani yarın öbür gün hukuki sorunlar çıkarsa çıkmadan önlem alınıyor. Biz zaten açtık. Bu arada hani yıllardır Yunanistan boş adalara çıkıyor ya Ege'de. Hep biz komik gülerdik hani ne yapıyoruz ki? Hani tabiri bu lütfen hoş görür. Eşek bile yaşamayan adada ne iş var derdi herkes. İşte aslında bir politik hamleymiş. O adalara çıkarak oradan başlattı. Şaka sahanlarını. Biz de şimdi Maraş'a açıyoruz. Rusya 26 Temmuz'da bu da kilit bir hamle. Yani Rusya ve İngiltere'nin rolü çok mühim orada. Çünkü net hamlelerini belli etmediler daha. 26 Temmuz'da Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği mesajı yayınlandı. Yapabiliriz dediler. Ama yani hiçbir, yani herkes yarın herkesle anlaşabiliyor bu coğrafyada. Herkes herkese de ilişkisini bozabiliyor. Daha sonra 19 Eylül'de bir açıklama geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Türkiye orada kararlılık 2019 tatbikatını düzenledi. Doğu Akdeniz'de. Tatbikat yapıyor, gövde gösterisi yapıyor. 4 Kasım 2019'da da Türkiye'nin itirazına yönelik olarak Fransız ve İtalyan şirketleri 7. Barsel'den çıkıyor. Donanmalar tehdit etti orada. Bizim donanmamıza da tutuklama kararı çıkarıldı ve arama yapan gemi personelimize de. Ama şimdi karar çıkartmak ayrı, uygulayabilmek ayrıdır. Türkiye'de karşı tarafı tehdit ederek 7. Barsel'den çekebildi aslında. Atina'da bir araya gelen bu 6 Kasım'da olan Doğu Akdeniz'deki eylemlerine Türkiye'nin kınama yaptılar. Bakın Dışişleri Bakanları, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma ve Dışişleri Bakanları. Enerji Bakanımız açıklama yaptı 22 Kasım'da. Doğu Akdeniz'de 4. sondajı yapıyoruz. Bulana kadar aramaya devam edeceğiz dedi. Geri çekilmiyoruz dedi. Ve 23 Kasım'da 2019 davet tatbikatına 15 tane devlet, 48 gemi, 4700 personel katıldı. Ve 25 Kasım'da Enerji Bakanımız 2020'de 5 adet sondaj kuyusunu açacağız dedi. Ve 26 Kasım'da bir haber çıktı ve daha sonra çok önemli hale geldi. Libya ile imzalanacak anlaşma neticesinde bu sorunların çözülebileceği söylendi 26 Kasım'da. Ve Libya Yunanistan'a nota verdi 28 Kasım'da. Libya Yunanistan'a nota verdi. 2 Aralık'ta da Türkiye Libya ile anlaştı. Şimdi bakın ard arda koyduğumuz anda bir anlam ifade ediyor. Ve bunun akabinde de yine 2 Aralık'ta Yunanistan'dan açıklama geldi. Doğu Akdeniz için NATO'dan destek istenecek. Özellikle Türkiye ve Libya'nın anlaşmasından sonra. Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu hamlesini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır paniğe yol açtı ve kınadı. Ve TANAP projesi devreye girdi 4 Aralık'ta. Şimdi bakın burada Binali Yıldırım var, Cumhurbaşkanımız var, Aliyev var, sanırım Gürcistan Dışişleri Bakanı var. Bir resmini de arka tarafını gösteriyor. Bakın dikkatinizi çeken ne var? TANAP yazısının altına bakın. BOTAŞ var, SOKA ve BP de var. İngiltere'de burada. Bu sistemde. Yani Türkiye'de aslında güzel hamleler yapıyor. Bakın, kararsız olan ve zamanında Rum yönetimini kınayan İngiltere hafif hafif buraya girip ama bu bir garanti değildir tabii. Kıbrıs Rum yönetimi de bu olaylar gelişiminden sonra LAHE'ye başvurdu. Hakkımızı istiyoruz modunda. 5 Aralık'ta bir Yunanistan gazetesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğu iddia edildi. Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili veya çok taraflı anlaşma yapabileceğini söyledi.
Hatta bunu en son TRT'deki haberde Cumhurbaşkanımıza söyledi. Bunu 6 Aralık'ta söyledi. Ve yavaş yavaş çatır diyor mu acaba dedirten sözler 10 Aralık'ta İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında hafif bir kriz meydana geldi. Patlak verdi. Doğu Akdeniz'deki son hamlelerden biri de 11 Aralık'ta İtalya'da savaş gemisini gönderdi. Bir meydan okuma oldu. Hatta bugün Fransa'da yapmış ona en son slaytlarında olmayan haber. Peki, buraya son kısma geldim. Kendi önerilerimizi biraz paylaşıp bitireceğim. Fakat buradan önce bugün slayta koyamadığım son iki gelişmeyi, biri Fransa'nın da karşı bir açıklama yapıp Türkiye'yi kınayıp oraya donanma göndereceğini bildirmesi. İkinci de İsrail'in Çin'le anlaştı. Amerika ile değil, ExxonMobil firmasıyla değil, Çin firmalarıyla bu işi yapacağı ve 2021 ve 2022'de Çin firmalarının İsrail doğalgazıyla çalışacağı söylendi. Şimdi demek istediğim, çok ciddi dinamikler değişebiliyor. Politik anlamda çok başarılı olunursa güzel sonuçlar alınabilir. Bizim yaptığımız nacizane çalışmalardan sonraki ufak tefek önerilerimiz peki neler olabilir dersek, önce bizim uluslararası görüşmelere açık olduğumuz belirtilmeli. Biz Serkan Hocam'la bir çalışma yaptık. Twitter'da Doğu Akdeniz geçen tüm tweetleri indirdik. En fazla geçen kelimeler hep saldırı, meydan okuma, savaş, taarruz. Ha biz şey modundayız hala, gidelim savaşalım. Burada biraz daha uzlaşmacı bir politikanın daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Peki ne yapabilir? Çok güzel akademik bir forum düzenlenir. Ve bütün ülkeler çağrılır, kim gelir kim gelmez. Konuşulur, tartışılır, uzlaşmacı bir görünüm yapılabilir. Buradaki yani aslında Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı dediğine paralel olarak Güney Kıbrıs, tabii tanımadığımız ülkeyle anlaşamayız da, onun haricindeki tüm ülkelerle anlaşılabilir, anlaşma yolu sağlanabilir. Ama bir yandan da bu iş kararlılıkla olur, askeri birliklerimiz ve gemilerimiz de faaliyetine devam etmeli. Çektiğimiz anda geri bir adım gibi algılanacaktır. Sadece ülkelerle değil, şirketlerle de anlaşma yapılabilir. O şirketler ülke ekonomisine etkileyecek büyüklükte bir muhataptır yani. Yani bizim aslında burada istediğimiz kazan kazan politikası. Buradaki enerji rezervleri herkese yeter. Ama biz de hakkımızı koruyalım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen? O da Güney Kore yani bir yere oturtamadım. Güney Kore'nin fonksiyonu ne oldu? Özellikle çok uzaktan dünya devletler arasında çok büyük bir fonksiyon yok. Üstüne kadar ve şimdi oradaki hikaye şu. Orada 13 tane parsel var. Ciddi bir rezerv, Güney Kıbrıs açısından baktığımızda ciddi bir rezerv var. Ama Güney Kıbrıs'ın çıkaracak ne gemisi, ne teknik personeli, ne mühendislik gücü var. Şimdi buradaki mantık orayı bölerek oradaki büyük enerji firmalarından destek alıyorlar. Ve bu sayede komisyon onlardan bir kısmı da sizin olsun diyor. Şimdi buradaki hikaye Güney Kıbrıs'ın gelmesine ben şaşırmıyorum. Güney Kore'nin gelmesine şaşırmıyorum. Çünkü zaten dünyada kaç tane onu çıkarabilecek enerji firması var. Zaten yetmiyor bile. Bakın birçok yere Fransa girmiş. Yani 13 parselin 5'inde Fransa var. Amerika bir parselde. Yani zaten birilerinin gelmesi lazım. Bu işi yapabilecek mühendislikteki sınırlı ülke Güney Kore. Onun gelmesine şaşırmıyorum. Fakat Katar'ın gelmesi beni şaşırtıyor. Çünkü oraya giren politik olarak aslında Güney Kıbrıs'a yaklaşıyor. Yani özellikle Güney Kıbrıs'ın parselini, günahsal ekonomik bölgesini tanıyor. Güney Kore şirketi muhtemelen karlılık bağımında bir düşünme yapıp uygun buldu. Yani kim o? Türkiye'de çağırsa gelirdi belki hani arama faaliyetleri yapma veya yarın daha iyi bir oran verirse Türkiye'ye geçecek. Hani biraz maalesef kapitalist düzen ama Katar'ın hamlesi biraz ilginç oldu. Hani biraz beklemesini beklerdim ama Güney Kıbrıs'ın onları çağırması çok şahane bir hamle olarak düşünüyorum. Hocam Libya'daki belirsizliği düşününce Türkiye'nin Libya'yla anlaşması çok sağlam görünüyor mu? Çok sağlam değil. Şu anda Libya'da ciddi bir karışıklık var. Hatta geçen Cumhurbaşkanımız açıklamasında gerekirse talep edilirse askeri destek de sağlarız dendi.
Hatta yıllar yıllar önce rahmetli Mursi ile de anlaşıldı. Mısır da yanımızdaydı. Şu anki Libya konumundaydı. Allah sonunu benzetmiş ama hani orada da anlaşılmıştı. Ve daha sonra rahmetli Mursi devredince yeni hükümet Türkiye ile anlaşmadı. Şu anda Libya'daki durum politik olarak büyük bir hamle olduğu görüşündeyim ama sağlam bir hamle mi tartışılır? Peki ben soruyla bağlantılı olacağım. Girdim devreye. Türkiye açısından o belirlenmiş sağlamlığın İsmet'le bağlantısı var diye avantaj. Libya'nın burada ne avantajı var? Yani bizimle birlikteliğini ne oluşturuyor? Şimdi eğer ki şimdi bir burada bir grubu seçmeniz gerekiyor zaten. Arka planını bilmiyoruz. Belki Libya'da saf dışı bırakılmış bir ülke. Burada. Libya'da belki Türkiye'nin yanında olarak daha fazla kâr edebileceğini düşünüyorum. Bizde şey var tabii, bu Orta Doğu'daki bölgedeki enerji savaşları var. Tabii. Dolayısıyla bu dönemin dışında ileri yönelik de düşünmek lazım. Belki Güney tabii. Kore'nin buraya gelmesinin ana nedenlerinden bir tanesi de olabilir. Olabilir. Yani kendisi kadarıyla. Ben bize esas şeyi soracağım. Şimdi bu İsmet'in özellikle bu işte doğalgaz ve benzeri enerjiye giren otoriteler tarafından çok fizibil olmadığı söyleniyor. Bu biraz da blöf gibi değerlendiriliyor. Aslında bir de burada Katar gazı var. Yani bu Katar gazından hiç bahsetmediniz. Yani esas hedef söylenildiği kadarıyla Katar gazının Türkiye üzerinden pazarlanması. Yani Katar gazı şu anda askıya mı alındı? Güzergah. Ya şimdi açıkçası politik olarak ne nasıl İsmet çünkü ütopik bir şey. Siz de belirttiniz. Yani hiç feasible değil. Böyle bir riske girmeleri de mümkün değil. Burada başka türlü bir arka planda hedef olabilir, onu ilerleyen zaman da göreceğiz ama yani Katar gazı demek ki şu anda devrede değil. Ya açıkçası politik olarak neyin askıya alındığını tahmin bile edemiyoruz araştırmacılar olarak. 6 ay önce bu kadar Doğu Akdeniz gündemi de yoktu basında. Ve birdenbire TANAP projesiyle beraber ben her kanalı açtığımda kesin bir Doğu Akdeniz haberi görmeye başladım. Ama 6 ay önce biz çalışırken ben öğrencilere şunu söylerdim. Bakın buraya, burada bir olay var. Burada bir sizin çıkarınız var. Hiç konuşulmuyor, gündem yok dediğim konu şu anda Cumhurbaşkanımıza ilk sorulan soru oluyor. Yani demek istedim 6 ay önceyi düşünürsek Doğu Akdeniz askında gibi geliyordu insanlara. Şimdi Katar'da askıda olabilir. Ama buradaki rezervlerin nasıl paylaşılacağı şu an çok net olmadığından gündem herhalde bu abi. Şimdi ben arka planda bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani buradaki işbirlikler bir noktada arka planda beraberlikleri sergiliyor. Şimdi bizim mesela Katar'da çok ciddi bir kanki pozisyonumuz var ama burada bakıyorsunuz 9. bölgede evet. ABD ile Katar işbirliği geçiyor. Evet, yani bu da bizim açımızdan Katar'la ilişkileri çok daha dikkatli bir profilde götürmemiz gerekebilir. Yani hatta ben daha samimi açıklama yapayım. Kuzey Kıbrıs'ta da ilişkilere dikkat etmek. Yani yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Çünkü buradaki hikaye sadece yani kimse işin içine bu kadar, burada bakın 10 tane Türkiye ekonomisi çıkıyor. 2 taneye yakın Amerika ekonomisi çıkıyor. Yani din savaşı da değil bu. Benim anlatmak istediğim ırk savaşı da değil. Bu tamamen ekonomik savaş. Yani yarın kârlı olan herkes her yerde olabilir. Allah sonumuzu ayırsın. Benden bu kadar. Yani burada aslında küçük balıkların hepsi anlaşıp oradaki rezervi eşit bölüşebilirler ve sen çağırına. Ve şu anda zaten... Burada bizim için tek risk Güney Kıbrıs'ı tanıma meselesi. Aynen öyle. Ya oradaki mantık şu, zaten güçsüz bir ülke de olsanız bir sorunsunuz orada. Niye? Sistemi yani bombalarsınız, donanma ateş açar, hattı parçalar yani milyar dolarlık hattı. Ha tamam sizi belki yenebilecek karşı donanma vardır ama siz de bu proje... Yani demek istediğim burada öyle bir çıkar var ki kimse ateş etmedi daha bugüne kadar. Herkes tutuklama kararıyla sınırlı kalıyor. Peki. Bütün bu karışıklıkların bu bölgedeki Türkiye'deki olan da dahil bu rezervden kaynaklandığını mı siz bu? Ben büyük ölçüde ondan kaynaklandığını düşünmeye başladım. Ya ben ama tekrar edeyim politika çok aşıyor beni. Ama bu kadar tesadüf olamaz. Hani bakın farklı dinde ülkeler var, farklı ırkta ülkeler var. Arap'ı var, Türk'ü var, Rum'u var, Yunan'ı var ve hepsinde de bir sorun var. Ve bunların yani hiçbirinin bu kadar tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hatta yapılan birçok hamlelerin de buraya ait olduğu kanaatini getirmeye başladım. Belki çalıştığım için yanılıyor olabilirim bu konuyu. Hani biraz ön yargıyla bakıyor olabilir. Tarihsel bir background var mıdır hocam? Yani 10 yıllık, 15 yıllık bir araştırma olup da şimdi gündeme çıkması. Çünkü bu bölgede son dönemlerde, son aylarda bayağı bir hareketlilik var ama
öncesinden de 10-15 yıldır bir 90'lı yıllardan hatta itibaren bölgede ciddi sorunlar var. Yani ülkeler yavaş yavaş sınırları değişiyor, parçalanıyor. Bunlar, bu acaba 90'lı yıllardan önce öngörülmüş olabilir mi? Zaten yapılan araştırmalarda 90'lı yılından önce doğalgaz rezervleri tespit ediliyor. Hı. Ama şu anki kadar teknoloji olmadığı için ne şu kadar metreküp denemiyor. Ona göre yatırımlar yapılıyor tabii ki. Güney Kıbrıs ve Yunanistan 20 yıldır bu politikayı yapıyor. Yani ben şeyi hatırlarsınız, Kardak kayalıklarında bile hala evet. Adaları çıkarlardı. Kaç yıl? 99'lu yıllar hani. Ondan önce de çıkarlardı Yunanistan. Biz zannederdik ki bizim ülkemizi işgal ediyor. Bu bilinen bir şey orada doğalgaz rezervi oldu da şu boyutlar hani 3 milyar dolarlık rezerv olduğu yeni ortaya çıktı. Ama dediğim gibi belki 6 ay sonra 30 milyar dolar olduğu çıkacak. Peki hocam, daha 90'larda bunun bir şekilde tespit edildiğini söylediniz. Fakat bu miktar olarak rezerv 40 milyar metreküp de 3 milyar metreküp arasında çok acayip bir fark var. Yani bu kadar uç noktalarda bir tespit neden yani doğru tespit yapamıyorlar? Kıbrıs civarı değil mi çocuklar? Şimdi farklı düşün. Aslında 3,5 milyar Kıbrıs civarı bizim muhatap olduğumuz. O da bizim 600 yıllık değil 60 yıllık enerji ihtiyacımız. Ama bütün bölge 640 trilyonluk olduğu için acaba daha keşfedilmeyen rezervler de olabilir mi? Çünkü biz burada daha yeni gemilerimizi bile yeni aldık. 3 yıllık bir geçmiş var. Oradaki açıklamalarda Amerikan Jeoloji Derneği'ne muhatapız. Yani cross-check yapabileceğimiz hiçbir yer olmadığından biz de orayı mecburen baz alıyoruz. Farklı algılamış bu olayı. Estağfurullah. Buradan 3. Dünya Savaşı öngörüsü olabilir mi? Şu an zaten birçok araştırmacıya göre 3. Dünya Savaşı bu. Yani artık eski tip fiziki savaşın bittiğini, savaşın böyle olacağını söylüyoruz. O dediğimiz savaş ağırlığında bu savaşın en son altın vuruşu olabilir belki. Aslında ben Armageddon Evangelism diye bir notmuştum. Onu politik olmasın diye söylemiyordum. Siz yakaladınız onları. Kıta sahamlığı konusunda uluslararası bir karar veren bir mekanizma var mı? Mahkeme gibi bir şey? Birleşmiş Milletler'in kararları var. Fakat şu anda o kararlar Türkiye ve Yunanistan'daki sorunu çözemiyor. Yani artık bunu yarı yarıya indirelim diyenler var. Dörtte bire indirelim diyenler var. Fakat buradaki sıkıntı şu. Yani bir şey yapamıyorsun. Meis Adası'nın yerini gördünüz. Yani 100 metrede deseniz Türkiye'ye geliyor adam. Hani. Veya zaten en büyük hikaye Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs olayı. O sorun çözülmediği sürece zaten ömürleri biraz teoride kalıyor. Biraz politik olacak ama. Estağfurullah. Özellikle malum anlam planı olayı vardı. Yani biz anlam planı çerçevesinde Kıbrıs bir federasyon yapısına bürünmüş olsaydı bizim Kıbrıs'ın üzerindeki 59 ve 60'taki Zülh ve Cenevre anlaşmalarındaki garantörlüğümüz de kalkacaktı. Ve dolayısıyla şu andaki mevcut konjonktürü de çok olumsuz etkileyecekti diye düşünüyorum ben. Aynen. Kendimizin dışında. Aynen. Yani bunda bu arada antiparantez bahsetmekte fayda var. Allah'tan anlam planını bunlara kabul etmemişler. Ya orada da şöyle bir şey olurdu. Orada Türk vatandaşları var deyip garantör olmadan da Türkiye şu an zaten ilan ediliyor. Yani meydan okuma var. Biraz hani en azından birkaç ülke kanun ne bilmiyoruz net olarak ama en azından birkaç ülke kanunun dışında hareket ediyor. Orada da yine Türkiye muhtemelen oradaki Türk halkının gelecekleri için ben de buraya kıta sahanın yine diyebilirdi belki. Ama elimizi güçsüzleştirirdi. Orada da sizlerin hakikaten derece belirsizliği bence var yani. Onu da çok görmemek lazım. Aynen. Hocam Yunanistan'la masaya otursak eşit şartlarda bütün sorun çözülüyor sanki değil mi? Şimdi Yunanistan'la otursak bütün sorun çözülüyor fakat Yunanistan'ın verdiğimiz bölge olacak ya, oradaki gazı kim çıkaracak? Onlar çıkaramıyor. Hadi bizim kendi gemimiz var. İşte yine Balkan devletleri olayına dönüyorlar. Yine birbirine girilecek. Çünkü çok ciddi bir pay var. Ve herkes yani şöyle düşünün, çok ciddi büyük bir ekonomi ve askeri güç olabilirsiniz buradaki rezervleri ele geçirirsiniz. Hani çünkü öyle ya da böyle o gazı Azerbaycan'dan alacak, İsrail'den alacak, Kıbrıs'tan alacak, Avrupa alacak. Yani hazır bir pazar var. Dolayısıyla zaten soruna çok açık. Ama Yunanistan'la anlaşma yapılırsa bizim açımızdan ben faydalı olabileceği kanaatindeyim. Tabii anlaşmanın koşulları var. Teşekkür ederim.
Hocam canlı izleyen bir izleyicimizin de sorusu var. Bu Rum kesimine karşı Libya ile yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşma Suriye ile yapılabilir mi? Diye bir Suriye soru var. İhtimal ile bir anlaşma var. Yapılabilir fakat Suriye'deki ilk önce belirsizliğin çözülmesi lazım. Şimdi Libya'da da sorun var ama bir muhatap var. Ama Suriye'de bir şu an muhatap her an değişebileceğinden ve birkaç muhatap olduğunda biraz daha erken gibi geliyor. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bu Kıbrıs, hani Doğu Akdeniz'deki bu enerji araması anlamında ben de bizim sempozyumdan önce okumalar yapmıştım. Orada MEP, Milli Eğitim Bakanlığı vardı hocam. Burada Münhasır Ekonomik Bölge olmak vardı, orada okumuştum. MEP deyince ben MEP diye alıyordum. Fakat kısa sahamlarını bilmiyordum. Gayet güzel, benim için de bilgi, birikim anlamında bilgi dolu. Siyasete girmeden, fazla politikaya girmeden bu konunun ne olduğunu öğrenmiş oldum. Çok güzel geçti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere de katılıp teşekkür ederim. Plaket plaketimiz var. Klasik. Değerli zamanlarınızı biz de ayırdınız hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Daha iyi olmalı çünkü hocalar alkışlarını seviyorum. Uyarımı yapayım. Bence ışık uygun değil. Uygun çıkıyor olacak. Böyle diyorum. Işık nasıl? Işık. Aldın mı? Çok teşekkür ederim.